Burası Hisarüstü. Hemen aşağısı Levent. İki yerin arasındaki trafik akşam ayrı, gündüz ayrı çileye dönüşüyor. Trafik yükünü azaltmak içinse Levent-Hisarüstü arasına mini metro geliyor. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden birisi de hiç kuşkusuz ki Hisarüstü ile Levent arası. Akşam trafiğinde ise bu kısacık mesafe 40-45 dakikayı kadar buluyor. Mini metro açıldıktan sonra bu mesafede 5 dakikaya düşecek. Burada hafta sonları bile trafik oluyor yani. Hayır saatlerinde olmadığı zaman bile trafik olabiliyor. İyi olur o zaman. Mini metro İstanbul trafiğini elbette ki kesin çözüm olmayacak ama en azından bu güzergahı kullananlara bir nebze olsun nefes aldıracak. Proje 4 duraktan oluşuyor. Duraklar trafiğin ve insan yoğunluğunun en fazla olduğu yerlere seçildi. Alışveriş merkezleri ve yerleşim alanları dikkate alındı. Mini metroya en çok sevinenlerse Boğaziçi Üniversitesi'nin Hisarüstü kampüsünü kullanan öğrenciler oldu. Şu anda saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Boğaziçi kampüsünün hemen önünde yoğun bir trafik yaşanıyor. İşte metro duraklarından birisi de Boğaziçi kampüsünün hemen yanına inşa edilecek. Öğrenciler dersten çıktıktan sonra bu trafiğe girmeyecekler. Metroya binerek istedikleri yere rahatlıkla ulaşabilecekler. Ben okulun önünde tam ineceğim, o yüzden seviniyorum. Hem okuluma buradan hani 10 dakikaya gidiyorsam 5 dakikaya gideceğim. Çok güzel olacak. 15-20 dakika. Ya gayet güzel bir şey bence. Ki bizim sürekli otobüs kullandığımızı düşünürse burası için gayet başarılı bir sistem olacaktır. Mini metro projesiyle Bebek sahilinden Hisarüstü'ne ulaşım da kolaylaşacak. Çünkü metro hattına bir de füniküler entegre edilecek. Mini metro Levent metro hattına bağlanacak. Orada da makas çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle 1 Şubat'a kadar 4. Levent istasyonu da tek peron çalışacak. Burada bizim hayvanlarımız vardı, tavuklarımız vardı, tavşanlarımız vardı. Yani güzel bir doğa vardı yani. O kayboldu. İşte o doğanın tam ortasında bir de taksi durağı vardı. Şimdi ne taksi durağı kaldı ne de ağaçlık alan. Onun yerinde şimdilerde mini metro çalışması var. Sökülen ağaçlarsa başka yere taşındı.